Merhaba arkadaşlar. Bugün maksiller orta kesici yani santral diş pembe plak mumdan yontusunu yapacağız. Pembe plak mumumuzu önce sarma yöntemimi göstermek istiyorum. Bir ısı kaynağıyla torç ya da ispirit ocağı saracağınız plaka mumu önce güzelce ısıtmanız gerekiyor. Saracağınız bölümü sadece. Daha sonra bunu güzelce adapte etmeniz gerekiyor. Tekrar çalışacağınız alanı ısıtmanız gerekiyor. Mumunuzu sararken güzel bir şekilde baskılamanız lazım. İçerisine hava kabarcığı bırakmamanız gerekiyor. Bir tabaka mumumuzu sardık. Bu 3 kat oranında yapacağımız orta kesici için yeterli mum kalınlığına sahip değil. O yüzden bir tabaka mum daha saracağım. Daha sonra kontrol edeceğim. Benim santralimin standart olarak ölçüsü mezzalistel olarak 8,5. 3 katı oranladığımda 25,5 benim mezzalistel boyutum var. Şu an 26 benim için gayet ideal. Bunu şu an sıcakken birazcık daha düzeltebilirim. Labialden palatinale bu boyut 2.1. Ben bunu baskılayarak rahatlıkla 2.1 boyutuna getirebilirim. Mezzalistel boyutunu bu şekilde de değiştirmiş olurum. Dişimin krom boyu 31,5. Kök boyu 39. Toplamda 80 olarak, 81 olarak hesaplarsam bu da rahatlıkla yetiyor benim için. Yani 2 plaka mum benim santral dişimin yontusu için yeterli. Daha sonra bir bolümün içerisine koyduğum su vasıtasıyla hazırladığım bu kalıbı stabil hale getiriyorum. Artık yumuşak bir formdan daha sert bir forma geçiyor mumum. Dişimizin servikal çizgisini belirledik.
Kron boyu 31,5 32 olarak alırsak kök boyu 39 ve ziyade ister boyutu 25,5 bu kare personel 21. Bunu zaten ayarlamıştık. Şimdi başlayabiliriz. Dişimizin labial görünümünü bir spatül yardımıyla öncelikle şekillendirmek için çiziyorum. Çizimimizi yaptık. Bir alçı bıçağı yardımıyla bu kolye bölgesindeki mumları kaldırıyorum. Kafi. Dişimin öncelikle labialde bulunan kontur kreatini oluşturmam gerekiyor. 3 bölümü ayırırsak servikal üçlü, orta üçlü ve insal üçlü. Benim kontur kreatim burada servikal üçlü bölümünde olacak. Servikal üçlü itibaren dişimin insizlerine doğru bir eğim yapıyorum. Bu işlemi yaparken baş parmağımdan destek alıyorum. Kontrollü bir şekilde yontumu gerçekleştiriyorum. Bir mum spatülü yardımıyla servikal çizgime, mezyal distal kurvatürlerime doğru ilerletiyorum. Yaptığım bu santral, yani orta kesicim, benim sağ santralim olsun. Ve bu sağ santralin mezyal kenarı, mezyal bölgesi burası, distal bölgesi burası olsun. Servikal bölgeye doğru birazcık daraltıyorum. Kontur küretimi ortaya çıkarıyorum. Spatülü nasıl kullandığıma dikkat edin. Burada parmaklarımla destek alıyorum. Ve bu iki parmağımla yont işlemimi yapıyorum. Distal bölgede kurvatürümü elde ediyorum.
Daha sonra labial dike servikal çizgimi peritoneal taşıyorum. Peritoneal'de dişimin geometrik olarak şekli üçgensel bir yapıda. Singulum bölgesine doğru dişimi daraltıyorum. Ölçülerimi kontrol edeceğim. Kron boyum 31,5'ti. Birazcık da aşağı indirmem gerekiyor servikal çizgimi. Mezial distal çapım 25,5. Birazcık mezial distalden almam gerekiyor. Evet, mezial distal çapım da tamam. Labialden linguale 2.1 olması gerekiyor. Şu an 20,5. Birazcık mum ekleyeceğim birazdan. Mum ekleme olanağımız var. Hem kontur kredilerimizi belli etmiş oluruz. Hem de formunu birazcık düzeltmiş oluruz. Mezial distalden birazcık daha daraltacağım. Mezial kontur kretim İnsital üçlüde, distal kontur küretim insital üçlü orta üçlü birleşimine yakın. İnstale olan eğimi birazcık daha artırıyorum. Kronum ortaya çıkmış durumda. Kontur küretim oluşturdum. Birazcık daha servikalde daralım yapacağım. Bu şekilde üçgensel bir şekilde daraltacağım peritonelimi. Singulumumu belirginleştireceğim. Ve artık kronumu ortaya çıkarmış olacağım. Etrafta bulunan şu fazla mumları alçı bıçağı yardımıyla uzaklaştıracağım. Mezial kenarım daha dik, distal kenarım mezial'e göre daha yumuşak bir köşeye sahip. Peritonelim daha üçgensel bir formda olacak dedim. Bunu yaptım ve şu an singulumu ortaya çıkarmam gerekiyor. Singulumu belirliyorum servikal üçlü çizgisinde. Daha sonra bir spatül yardımıyla bu bölgedeki mumu yavaşça alıyorum.
çok fazla bir mum tabakası kaldırmıyorum. Geri kalanı yontu halinde devam edeceğim. Retinalde mezeyel ve distal marjinlerimi ortaya çıkararak sulkuslarımı oluşturuyorum. Paratoneldeki sırtım İnsel üçlü ve orta üçlüye doğru daha silik bir hal alıyor arkadaşlar. Single'uma ilave yapacağım. O yüzden aşındırma işlemi yapmıyorum orada. Oluklu bir mum spatülü yardımıyla single'uma ilave yapacağım. Mum ilavesi yaparken ve yontu yaparken spatülünüzü doğru kullanmak için muhakkak bir destek almanız gerekiyor. Şu şekilde ben buradan destek alıyorum. Burada rahatlıkla mum ilavesini yönlendirebiliyorum. Aynı işlemi yontu yaparken de yapıyoruz. Dişimin labial görüntüsü, mezyal görüntüsü, palatinal görüntüsü, distal görüntüsü. Biraz dişimin palatinalinden daha aşındırma yapacağım. Bunun öncesinde ben kökün birazcık daha formunu vermek istiyorum. Kökün apex kısmı distale eğimli olacak şekilde yapacağız. Dişimin distali burasıydı. Ve ben şimdi tekrar ölçülendireceğim. Dişimin labial görünümündeki kök bölgesi birazcık dış büküyor olacak. Dişimin kökünü şekillendirmeye daha sonra devam edeceğim. Yüzeylerdeki düzensizlikleri düzelteceğim. Sonra servikal çizgimi ve kurvatürlerimi belirginleştireceğim. Ve son olarak kök bölgesinde inceltmeler ve düzenlemeler yapacağım. Mezyaldeki kurvatür çizgim, distaldeki kurvatür çizgime göre daha yüksekte olacak.
Paratineldeki sulkuslar cingulum bölgesinde derin, insülere doğru çıkarken sığlaşıp ve insüler uçta bütünleşiyorlar arkadaşlar. Yaptığınız dişte insüler kenar, curvatür ve apex aynı doğrultuda olmalı. Bu doğrultuya dikkat etmeniz gerekiyor. Kurvatörü açtığınız yer, insizal ve apex aynı doğrultu üzerinde olmalı arkadaşlar. Bu önemli bir özellik. Mumun polisajını yaparken ya bir ısı kaynağı ya da alkolü bir bez parçasıyla yüzeyleri temizlemeniz, yani parlatmanız gerekmekte. Müzik.